2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, TEDEM Koleji'nin düzenlediği Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı söyleşiye katılmak üzere Konya'ya geldi. Ülkemizdeki eğitim sistemine ve üniversite sayısının fazlalığına değinen Profesör Doktor Ortaylı, kaliteli öğrenci sayısında maalesef istenilen seviyeye ulaşamadık dedi. Maalesef sayıları yüze aşan üniversitemiz var. Bunların içinde hemen vakıf üniversitelere yükleniyorlar, iş yok diye. Halbuki devletin de komik üniversiteleri var. Yani niye açılmış, niye gençlere üniversite var diye oraya alıyoruz, farkında değiller. Yani bunu söylediğiniz zaman kızıyorlar ama olaylar bunu gösteriyor. Çok yakın zamanlara kadar kopyanın çok hakim olduğu, talebe seçiminde rol oynadığı bir üniversite sistemimiz vardı. En iyi, en seçkin üniversitede en ahmak öğrencileri görüyordu. Kopyayla giriyor. Yani giriş sınavlarını da ihlal ediyorlar. FETÖ'nün yurt içi ve yurt dışındaki eğitim yapılanmasından da bahseden İlber Ortaylı, gençleri ve aileleri de uyardı. Askeri okullara müdahale etti, hastanelere müdahale etti, kurmay akademisine müdahale etti, seçkin üniversitelere, seçkin branşlara, sınıflara müdahale etti. Arsızca ve küstahça. Hiçbir ölçü falan tanımadan ve insanların soktukları çocukların kendilerini yetiştirmeye, kendilerini tamamlama yönünde en hafif bir gayretleri yok olmadığını size söyleyeyim. Onları oraya pistonlayan adamların da bu eksikleri kapatma gibi bir gayreti yok. Yani bunlar devletin dış işlerine girecek, adliyesine sızacak, başka branşlara oturacak ve hiçbir şey bilmeden girecek. Çok hazin de olaylar oldu bu yüzden. Onun için çocuğunuzun iyi yetişmesine ve istediği branşı yapmasına gayret edeceksiniz. Bu ne olursa olur.